Zeyyinu el Kur'ane bi esvatikum. Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. O orada yok. Orada arıyorsunuz, yok orada. Bana bakın işte. Bence burası daha cazip. Seslerinizle Kur'an'ı süsleyin. Otomatik ne demek bu? Yani Kur'an süslenebilir bir metindir. Yani yeterince süslü değildir. Siz ona biraz katkı, biraz kamuflaj ya da biraz kaporta, boya muamelesi yapıp onu biraz daha süsleyebilirsiniz. Bu rivayet öteden beri dikkatimi çekmiş ve beni zorlamıştır. Sonra bir baktım ki İbn Abbas'tan gelen o konuyla ilgili bir başka rivayette kelimelerin yer değiştirilerek nakledildiği anlaşılıyor. O rivayette ise şöyle beyan ediliyor: Zeyyinu esvateküm bil Kur'ani. Siz seslerinizi Kur'an'la süsleyin. Kur'an'ın süse ihtiyacı yok. Sesinin süse ihtiyacı vardır ki en güzel süs Allah'ın kelamının oluşturacağı süstür. Şimdi ne güzel sesli hafız diyoruz. Çok güzel okuyor mesela. Bizim oradaki güzellik tanımımızın içinde 3 tane argüman var. 1. Sesi güzel. 2. Nefesi uzun. 3. Makamı güzel tutturuyor. Başka bir ölçü yok. Hepsi bundan ibaret. Ne yapalım, sesi benim gibi karga sesliyse ne olacak? Ne yapalım? Fazla da nefesim uzun değil. Hele makam dersi de hiç almadın. Ne yapalım yani şimdi? Biz ebedül abad bu güzellikten istifade edemeyeceğiz demek ki. Kur'an'ı bir türlü süsleyemeyeceğiz biz. Onu belli adamlar süslemiş oluyor. Yok, bu konuda da işte bir rivayet var. Çok nefis bir rivayet. Öyle metnini ezberlemişim ki böyle sarılıyorum rivayete. Metni şu: İnne ahsenen nasi savten bil Kur'an. Ellezî izâ semi'tehu yakra'u ra'eyte ennehu yakşallâhe teâlâ. Rivayet bu. Yani insanların Kur'an'la ilgili sesi en güzel olanı şudur. İnsanların Kur'an'la ilgili olarak sesi en güzel olanı şunlardır. Kimler? Ellezî izâ semi'tehu yakra'u. Kur'an okuduğunu duyduğunda, adam Kur'an okuyor, sen de onu işitiyorsun. Ve eyte, görürsün ki ennehu yakşallâhe teâlâ. Bu adamın Allah'a derin bir saygı duyduğunu görürsün yüzünde. İşte sesi en güzel olan, manası bedenine, ruhuna, yüzüne yansıyan adamdır. Yani Allah'a meydan okur gibi Kur'an okumaz. Kur'an okunduğu zaman çenesi üzere adeta yere kapanan bir duyarlılığın, bir boyun büküşün sahibi olur. Öyle bir dakika, bir buçuk dakika, iki dakika nefesi uzun tutmak bir maharet değildir. Maharet, okuduğun metnin ne dediğini anlaman ve o manaya uygun mümkünse bir ses ortaya koyabilmen ya da onu hayata taşımandır. En güzel ses böyle hayata aktarılmış vahyin oluşturduğu etkidir. Ses titreşiminden söz edilmiyor. Hayata naklediliş ve hayata aktarılıştan söz ediliyor. Çok temel prensiplerinden biri de Kur'an'ı okuyan en güzel seslilerden olabilmektir. Tefsir derslerimdeki gayelerimden biri budur. En güzel sesi olanlardan biri de ben olayım. Yani ayeti okuduğum, ayeti düşündüğüm zaman Allah'a duyduğum derin saygı beni adeta kucaklasın, kaplasın isterim. Sizinki de böyle olsun diye dua ediyorum. Derslerimin maksadı budur, onu söyleyeyim.